dışarıdan hazır olarak alındığı şey yoğurt değil yani. Sadece yoğurt görüntüsünde bir madde yani o. The industrial yogurt is not as good as the homemade yogurt. It's like something happened to you. Şişman olan biri, obez olan biri zayıflamayı düşünür. Zayıf olan biri de diyet yaparak kilo almayı düşünür. Ama yani bu çok böyle yanlış bir kavramdır. Diyeti hemen işte bir hafta diyet yaptım, 10 kilo vereyim, işte bir ay diyet yapayım, ondan sonra hep zayıf kalayım veya hep şişman kalayım değil. Diyet, yani diyet de demiyoruz aslında, sağlıklı beslenme. Bu bir yaşam tarzıdır. Hani. Yani bir de şöyle bir şey, diyet diyoruz ama yani bu diyet bu sağlığın belki de %1'i. And the diet is not all about the health. It is only a minor part of being healthy, not everything. Şöyle söyleyeyim. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlık fiziksel, ruhsal, sosyal olarak tam olmak demektir. According to World Health Organization, the health health has three parts: physical, mental, and social health. Without all of them, a person cannot be considered as healthy. Yani biraz daha açarsak, duygusal, ruhsal, zihinsel, toplumsal, fiziki, mesleki olarak tam olmak demektir. If you want to expand this concept, it means that emotional, spirituality, mental, İnsan nasıl acıktığını hissediyorsa spor yapmadığı zaman da spora kendini aç hissetmeli bence. İnsan o zaman gerçekten doğru bir şekilde spor yapıyor demektir benim için. I agree with everybody and additionally like when we feel the hungry, we should be familiar with the sports that when we miss our exercises we should feel like we missed something to eat. When we talk about iodine, everybody thinks that it is also about the type thyroid. Tiroidlerdeki simporterlar yani iyot emici reseptörler en fazla tiroidde bulunur %70 oranında. The iodine consuming receptors, which is called simporters, are mostly found in thyroid, around 70%. Ama işte gördüğümüz gibi bir sürü dokunun aslında buna ihtiyacı var. But as we can see, there are lots of other tissues that needs the iodine as well. 18.5 ile 29.9. Our normal body mass index is from 18.5 to 25.9. Peki beden kitle indeksini nasıl hesaplıyoruz? How we are going to calculate the body mass index? Kilomuzu boyumuzun metre cinsinden karesine bölüyoruz. We have to divide our weight by the square of our height in meters. Eğer 18.5'ten küçük çıkarsa zayıf. If it is smaller than 18.5, we are underweight. 18.5 ile 24.9 arası normal. Between 18.5 to 24.9 is normal. 25 ile 29.9 arası hafif şişman. Between 25 to 29.9 is overweight. 30 ile 30.4 arası obez. Between 30 and 34.5 is obez. 35'ten yukarısı da aşırı obez. And over 35 is extremely obese. 30'dan yukarısı yani obezite bir hastalık sayılıyor. If it is greater than 30, it is seen as a sickness. Şimdi size eğer yodu az olur, brom, klor, fluoru daha fazla alırsak vücudumuz diyelim brom aldı. Bunu iyot sanacak ve bunu emecek reseptörleriyle. If we don't get enough iodine, but the others like chromium, fluor, and fluor, our body